Bir gün bensizliğin farkına varıp beni damarında hissedeceksin. Terk ettiğin günlere isyanlar edip işte o an dönmek isteyeceksin. Terk ettiğin günlere İsyanlar edip işte o an dönmek isteyeceksin. Acılar içinde acılar içinde kıvrandığında yüreğin öfkeden budurduğunda yaptığın hatayı anladığında işte o an dönmek isteyeceksin. Acılar içinde hoş acı geldiniz bir Sevsan Bey. Harika bir ses. Gerçekten duygulandım. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyicilerimiz iyi akşamlar. Hoş geldiniz Azrail'e Rengarenk program. Teşekkür etmek istiyorum. Bize mesajları gönderiyorsunuz, izliyorsunuz. Her hafta Azrail'e Rengarenk program 19.45 başlıyor ve size çok güzel sürprizler dolu programlar olacak. Evet hoş geldiniz benim değerli misafirlerimiz. İzleyicilerimizi tanıştıralım. Sanatçı Ersan İlmaz Bey ve değerli oyuncumuz Kan Yavaş. Teşekkür. Tekrar hoş geldiniz. Merhabalar. İnanıyorum çok güzel rengarenk bir program olacak bugün.
böyle değerli misafirlerimiz geldiğiniz için. Siz de maşallah bugün için rengarenksiniz zaten. Teşekkür ederim. Programın konseptine uygun olarak gerçekten evet, yansıtıyorsunuz. Bugün özellikle oyuncu geldiği için rengarenk kazak giydim. Çok ben de için bir anda böyle gökkuşağı gibi rengarenk. Evet gibi hep komlek falan bugün biraz renkli düşündüm. Bugün dışarı malum. Coşkuyla dolduk. Dışarı çok soğuk. Evet. İçeride bir güneş açsın istiyoruz. O da sizsiniz bugün. Teşekkür ederim. Evet. Değerli misafirlerimiz, soru ile başlayalım. Tanıştıralım değerli izleyicilerimize. Başlayalım o zaman sizden. Önce hocam siz başlayın isterseniz. Ama sahne lütfen sizindir lütfen. Ben yani, artık en büyük hayranınız olarak. Ben bir tane olarak şarkı okudum. Peki o zaman. Tamam o zaman. Kaan Bey başlasın. Ben Kaan Yavaş. Oyuncuyum. Yaklaşık 6 senedir profesyonel olarak oyunculuk yapmaktayım. Daha önce bir turizm geçmişim var Azra Hanım. Turizmde de 20 sene bir fiil hizmet verdim. Ama oradaki hani hep vardır ya, siz de çok iyi bilirsiniz ki Ersan Bey. Artık miadı dolması, artık başka bir arayışlar. Hani burada tamam, benim buradaki görevim sona erdi ama artık yeni bir heyecan. Asıl hep içinizde bir sanatçı vardır. Tabii. Hep böyle çıkmak isteyen biri, bir yerlerden böyle bir boşluk arayan ve kendini dışarı fırlatmak isteyen. Fakat tabii Türkiye'de bu daha çok böyle bir profesyonel anlamda yapmıyorsanız özellikle hobi olarak başlayabiliyor maalesef günümüz şartlarından ötürü. Ama biz de bu turizmi bir fiil bitirerek bütün varımızı yoğumuzu ortaya koyarak tamamen oyunculuğa kanalize olmak yoluyla adım atmış olduk diyelim. Ve gerçekten de şu anda geriye dönüp baktığım zaman bu 6 senelik zaman zarfında oynamadığımız proje kalmamış. Bunun içinde reklam filmleri, aynı zamanda işte sinema filmleri olsun, televizyon dizileri zaten devamlı ve işte klipler. İnşallah bir gün sizin klibinizde de birlikte. Çok, çok severek izledim bu arada klibinizi. Şeref duyuyorum, ne demek. Teşekkür ederim, sağ olun. Tabii bizim sonumuz, yani bu bitti artık burada tamam diyemeyeceğiz. Bu sonuçta oyunculuğun yaşı da yok, zamanı da yok. Evet. Hayat devam ettikçe biz kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu bağlamda bütün eğitimlerimi, bütün programlarımı, bütün akışımı, işleyişimi ben tamamen buna göre ayarladım, uyarladım. Hem aktif anlamda oyunculuğa devam ediyorum. Aynı zamanda da eğitimi de hiç bırakmadan hem eğitmenlik yapıyorum ve aynı zamanda da kendim de eğitim almaya devam ediyorum. Eğitmenlik yaparken de malum hani siz de öğreniyorsunuz aynı zamanda, kendinizi tekrarlamış oluyorsunuz. Bu bağlamda da oyunculuk benim için aşk ve bunu ömrüm yettiğince sonsuza dek sürdürmeyi inşallah Allah da nasip ederse. İnşallah başarılar. Niyet ediyorum. Zaten başarılısınız, daha devamı olsun, başarılar teşekkür diliyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Evet, ben Ersan Yılmaz. Evet. Yaklaşık 25 yıldır sahnelerdeyim. Ben size sorayım, kaç yaşında gösteriyorum? Güzel bir soru. 25 teşekkür. Yani sıfırdan beri teşekkür ederim. Yaklaşık 25 yıllık bir müzik hayatım var. 5-6'ya yakın albümümüz oldu. Klip çalışmalarımız oldu. Yıllardır sahnelerdeyiz kısacası. Onun dışında ticarette de uğraşıyorum. Malum hocamın da dediği gibi tek iş yetmiyor Türkiye şartlarında. Evet. Ama ben küçüklüğümden beri hani hayalimdeki mesleği hep yapmak istedim. Yaptım da. Sonraki hobi işlerimi, yani o da ticaretti. Şimdi yapmaya başladık. Yaklaşık bir 10 yıldır da onu yapıyoruz. İkisi beraber işte böyle takatuka gidiyor diyelim. Gayet mutluyuz. İnşallah ülkemiz 2023'te daha güzel olur. İnşallah. Herkes mutlu olur istiyoruz. Yani umudumuz bu. Evet, şimdi ikinize bir soru zaten cevaplayacağız. 2022 nasıl geçtiniz mesela? 2022 benim güzel geçti. Benim açımdan yani güzel bu geçti. Oyunculuktan, sanatçılıktan evet, ve hayattan şey bahsediyoruz evet, soru. Evet. Her geçen yıl zaten bir öncekini aratıyor derler ama ben geçen yıl için onu düşünmüyorum açıkçası. Yani koronayı bitirdik 2022'de. Bu benim için büyük bir mutluluktu açıkçası. Yani herkesin için de öyledir. Malum çok büyük hastalıklardan geçtik. Şu an hala var ama şu an maske takmadan gezebiliyorsak bu evet, mutluluktur. O bile yani bir lüks oldu değil mi? Kesinlikle, evet, kesinlikle.
Geçenlerde metrobüse bindim. Ben maske taktım. Herkes bana bakıyor. Demek ki artık hemen yansımışız. Çok evet, çabuk alıştık. Evet evet. İnsanlar acaba hasta mı diyor. Niye takmış gibi bakıyorlar. Uzak durayım. Maske takınca daha çok uzak durma. Evet, o bakımdan, aynen. O bakımdan yani 2022 benim için güzel geçti. Güzel geçti. Hocam nasıl bilmiyorum. Evet, şimdi tabii oyunculuk sektörü. Azra Hanım herhalde bunları biraz araştırmış olsa evet. Gerek. Mesleğe gereği de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Güzel bir soru gene her zamanki gibi. Azra Hanım şöyle 2022 evet hani bizim sektörümüz açısından biraz sancılı geçti. Fakat Ersan Bey'in de dediği gibi sonuçta bu bir patlama dönemi. Yani pandemi ne kadar devam ettiyse ondan sonrasında gerçekten bu birikmeler bir şekilde bir enerji patlaması, boşalması yaşayarak çok daha fazla artarak geliyor devamı. Dolayısıyla şu anda zaten hani baktığınız zaman televizyonuna giren dizi sayısına veya sinema filmlerine baktığınız zaman onun bir acısı bence zaten çıkıyor. Evet. 2022 bu dönemde bir geçiş süreciydi benim için ama 2022'de şöyle bir güzelliğimiz oldu. Ben evlendim. Hayatımı birleştirdim. Buradan kendisine de çok selam söylüyorum. Eşim de gelecekti bugün ama. Evet. Selam gönderiyoruz buradan. Hayırlı olsun inşallah. Çok teşekkür inşallah. Ediyorum. Sağ olun. O anlamda çok iyi geçti. Ben hayatımın aşkını bulduğumu düşünüyorum ve bu benim işime de yansıdı. Dolayısıyla çok daha motivasyonlu bir şekilde, çok daha güzel bir şekilde o pandeminin bütün pozitif etkilerini de atlatarak işime dört kolla sarıldım. Bir hayat, ne derler? Hayat bir aşı, bir hayat ışığı, bir motivasyon, bir enerji olmuş oluyor aynı zamanda. Hayatınıza yön veren bambaşka bir şeyin içerisine girince. Bu anlamda çok iyi geçti. Oyunculukta da yeni yeni tekrar bunun meyvelerini yemeye başladık. Bizim ne sektör güzel. Biraz değişti. İşte eskiden biz gidip hemen auditionlarımız vardı. İşte YouTube kanalımız var. Web sitemiz var. İşte orada internette bütün oynadığımız projeler mevcut. Oradan bakılarak zaten bir şekilde projeyi alabiliyordunuz. Ama şimdi bu pandemi döneminde audition olaya geldi ve sizden oyun istiyorlar haliyle. Çünkü biz gidip şirketlere, ajanslara oyun veremiyorduk. Evden çıkma yasağı olduğu evet. için haliyle. Şimdi bu devam etmekte alışkanlık. Biz de o şekilde tekrar işin içerisine girmiş bulunuyoruz. Değişikliklere uyarak gene son sürat devam etmiş oluyoruz işimize. Evet, yani şu anda 2022 çok güzel geçmiş bak. Benim için de sizin için aynı. Nasıl geçti? Evet, şimdi biz moderatörlük yapalım. Evet, evet. Hep yapmak istemişimdir bu arada. Çok güzel soru. Benim için de normal geçti. Yani değişen bir şey yok. Yani Vizyon 58 TV'de programcılık başladı. Nisan'dan beri işte Vizyon 58 TV kapıları açıldı. Odul Torun'da tanıştık. İşte Alperen Muhsin Kürt başkanımız. İkinci günde ben Vizyon 58 TV'ye çağrıldım. Azra sen program yaparsın dediler. Ay bilmiyorum dedim. Heyecan bastı. Yapacağım mı yapmayacağım mı yaptım sonuçta. Nisan'dan beri işte Vizyon 58 TV'de programcılık var. Ayrıca turizmi uğraşıyorum. Rehberlik var, tercümanlar. İşte böyle bir şey. 5 tane dilim var yabancı dilim. Öyle bir şey uğraşıyorum ben de. Normal geçti yani. Çok güzel ama geçti. Türkçeniz de gayet iyi. İyi ama mi? Ay. Çok sempatik. Gayet. Çok sempatik bir Türkçe. İlk siz dediniz gerçekten benim Türkçe. Herkes diyor kitap oku, kitap oku, kitap okuyorum. Geceleri yatmıyorum, kitap okuyorum. Şunu yani araştırıyorum bir şeyleri daha değişik, kibar Türkçesi. Mesela sizin konuşma çok farklı benim Türkçe konuşmadan. Binlerce farklı tabii ki. Şu anda benim tanıdığım birçok insandan çok daha iyi konuşuyorsunuz bence. İyi ki de böyle bir program yaptınız. Çok öğrendi, Türkçeyi öğrendiği yer de çok önemli. Mesela şeyde Karadeniz'de bir şey CIA arkadaşımız artık daha diye konuşuyor. Hadi ya. Konuşuyor. Tabii öyle alışmış. Ondan ona da bir program yapalım. Ona tabii. da katılalım. O da güzel olur bak. O da çok değişik. Ne yaparsın diyor falan. Evet, Karadenizler öyle konuşurlar. Orada öyle aslında öyle ben de Karadeniz ya. Artvinliyim. Eski büyük dedi yani eskilerden büyük dedim Artvin Şavşetköy'den. Bizim soyadım, babam soyadı mesela Şavişvili. Gürcüce böyle okuyor. Şavişvili yani Şavşetköy'den olduğumuz için Şavişvili koyulmuş. Gürcistan'dan doğma bir oğlum. Batum belki gittiniz bilmiyorum. Ben gitmedim ama oraya çok gitmek istiyorum. Çok oradaki güzel herkese gerçekten. İzleyenlere yazda selamlarımızı daha çok güzel oluyor. Denize Gürcistan'a selamlar olsun.
Teşekkürler. İşte böyle. Ben de normal ve güzel, mutlu geçti. Hatta şu Vizyon 58'te ve gelmesi daha mutlu etti beni bu program. Neden? Çünkü değerli insanlara tanışıyorum. Mesela sevdiği dizilerim var, değil mi? İşleri çabuk çabuk bitiriyorum. Ay benim dizi başlıyor diye. Tam o dizinin oyuncular ben burada buluyorum. Yüz yüze böyle. Yakin görüyorum. Bu çok güzel bir şey. Böyle değerli sanatçılarımız tanışmak. İşte benim mutluluk bu sene de böyle devam edecek inşallah. Kaan Bey bahsettiğim daha çok güzel geçti diye, çünkü evlenmiş ve daha yeni başlıyor her şey. Allah mutlu etsin inşallah. Size de başarılar diliyorum. Zaten sanatçınız, herkes sizi tanıyor, oyuncu, sanatçı. Ama yine de daha çok başarı kazanacaksınız. Daha çok ilerleme gideceksiniz inşallah. Bu motivasyonla gittikçe, bu kararlılıkla devam ettikçe, zorlukları aştıkça ve hiçbir şekilde motivasyonu bozmadıkça, bence kesinlikle sizin de dediğiniz gibi, sizden de böyle güzel dilekleri aldıkça bu arada, o enerjinizi üstümüzde hissettikçe, bence şans, zaten bizi kimse durduramaz. Bir de şanslar şanslı giderse yeni yıl, inşallah herkes için İşte tabii şans inşallah getirsin. 2023'ünün zaten proje soracaktım. Ne projeler var diye. Şimdi siz sanatçılıktan proje olabilir, evet. Oyunculuktan proje olabilir. Evet. Bunlar hariç mesela benim program devamısını daha güzelleştirmesi, daha bir şeyleri projem var. Mesela 2023'te girdik şu an. Evet. Sizin değişik bir proje var mı? Sizin bu hobiden hariç bir şey? Yani iş olabilir, bir şey olabilir. Üstad ben mi başlayayım? Teşekkür ederim. Bu soruyu bekliyordum falan diye. Buna hazırlanmıştım falan. Azra Hanım şöyle, ben arka sokaklarda başladım. Yaklaşık bir 4 sene önce zaten böyle ilk sektöre adım attığımız zamanlarda arka sokaklarda devam ediyordum. En son tekrar arka sokaklara dönmüş olduk. Fakat bu sefer maalesef 17'lik sene dizi, 17 senelik devam eden dizi bizim şansımıza mı diyelim bilemedim ama sona erdi. Final de yapmadı. Sona erdi mi bu arada? Evet, yani şu anda gözüken o. Aslında bir açıklama resmi olarak yok. Ya bazen oluyor, bazen olmuyor. Ama şöyle, şuradan anlıyoruz biz daha çok bunu. Oyuncular da şu anda serbest kaldı aslında. Yani hani yapımdan şöyle bir Eller Film, Türker İnanoğlu şöyle bir bildiri geldi. Gelen teklifleri kabul edin, reddetmeyin şeklinde teklif geldi. Zafer Baba, Zafer Ergin zaten şu anda bir diziyle anlaştı gözüküyor. Bunun dışında diğer oyuncular, Ozan Bey herhangi bir diziyle şu anda bir projeyle anlaşmış değil belki ama benim kendi düşüncem, benim tecrübelerim dizinin şu anda maalesef sona erdiği yönünde. Ama tabii ondan ziyade işin popülerite kısmından ziyade ben çok keyif aldım. Hani oradaki set ortamından, ekipten, hem oyuncu kadrosundan hem aynı zamanda set ekibinden, yönetmenimizden, hocamızdan sağ olsun. Gerçekten bana çok şeyler kattı. Nacizane ben de bir şeyler verebildiysem ne mutlu. O benim hafızalarımda her zaman güzel bir an olarak durmaya devam edecek. Bunun dışında... Hep bu yöndeydi. Zaten biz bunu biliyorduk, böyle bekliyorduk. Sete gittiğim zaman da çekim ekibinin çok profesyonelce, çok titizlikle hazırlandığını gördükten sonra zaten onun da inşallah yolu açık olsun, uzun soluklu olsun diye umut ediyorum. Güzel bir projeye imza atmış oldu Bozdağ Film. Orada gene güzel bir rolümüz oldu. Ondan da çok büyük keyif aldım. TRT Belgesel'de de yeni yayınlanacak olan, Şubat ayında gösterime girecek olan Karanlık Miras. Evet, daha önce ben Troya belgeselinde oynamıştım. Hector rolünde, dönem tarihi belgesel. Orada destanı da seslendirmiştim, İlyada ve Odessa'yı. Seslendirme ve sunuculuk da yapıyorum ben aynı zamanda. Hocam biliyor musunuz, şu an ağzımdan aldınız. Ben diyecektim ki, seslendirmeyle hiç uğraştınız mı? Çünkü benim çok sevdiğim bir hocam var, Mehmet Bulduk. Evet. Buradan sevgiler iletelim kendisine. Sevgiler. Kendisi işte Münir Özkul'dan Ali Şen'ine kadar.
o kadar değerli insanlarla filmlerde oynamış ki, Kemal Sunal'dan Şener Şen'le hepsini de oynamış. Şimdi o da zaten yüzünü görseniz belki ismen tanımayabilirsiniz ama yüzünü görseniz kesinlikle hatırlarsınız. Muhakkak, mutlaka. Kız göstereceğim. O zaman bekliyorum programdan şimdi sonra. Şimdi Mehmet Hoca ile görüşün. Mehmet Hoca seslendirme sanatçısıdır. Beni stüdyosuna götürdü. Ya inanamadım yani, bu nasıl bir şey. Karşınızda Bruce Willis var. Hiçbir şey yani. Bravo. Şimdi kötülemek istemiyorum da yani böyle çelimsiz bir insan içeri girdi. Birden bir konuşmaya başladı. Bruce Willis konuşuyor. Meğer o sesi. Hep bildiğimiz sesi değil mi Bruce Willis'in? Sürekli bütün filmlerinde. Evet, daha önce işte oturan ses. Alev Hoca vardı. Alev Sezer rahmetli. O seslendiriyordu. Allah rahmet eylesin. Beyefendinin ismini unuttum şimdi. Ya ben şok oldum. İnanılmaz bir keyifli. Sesinizi ona benzettim. Evet. Ya teşekkür ediyorum. Sesine. Çok sağ olun öncelikle bu güzel ifat demeyeyim. Yorumunuz için diyeyim. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir durum var. Ben seslendirmeye merak saldım. Çünkü herkes inanın sizin gibi Ersan Bey. Yolda konuştuğum zaman bu da eğer vaktimiz varsa çok kısa açıklamak isterim. Tabii. Ben TRT İstanbul Gençlik Korosu'na yaklaşık 4 sezon boyunca bir konservatuvar niteliğinde Gökşen Koray hocamız yönetiminde devam ettim. Orada bas bariton benim ses tonum ve çeşitli konserler verdik. Bunların içerisinde Müzeyyen Senar var, Fahir Atakoğlu var, Fatih Erkoç'la aynı şekilde caz orkestrası konserimiz var. Atatürk Kültür Merkezi, Cemal Reşit Rey, Lütfi Kırdar, Askeri Müze, TRT aslında zaten TV2'ye biz konser yayınları ve konserler veriyorduk ve aynı zamanda radyo yayınları yapıyorduk. Orada gerçekten çok iyi bir sesim yoktu benim. Hatta nasıl seçildim bilmiyorum aslında sınavda. Sağ olsun hocamız incelik gösterdi, aldı. Ama ondan sonra o içimde hep diyoruz ya, içimde uyandı. Bir anda uyandı ve siz de çok iyi. Yani bu tabii ki sizi çok daha ilgilendiren bir konu ama ben kötü ses olmadığını düşünüyorum bu tecrübelerimden eğitimsiz ötürü. Eğitimsiz ses vardır. Ve gerçekten o sesi doğru olarak bu diyaframı kullanmayı, ses, nefes, artikülasyon bunu sağladığınız zaman bence eğer biraz da yatkınlık ve merak varsa çünkü yeteneği de biraz kendiniz yaratıyorsunuz. Ben hep onu savunuyorum. Evet. Yetenek diye bir şey vardır elbette ama insan gerçekten pırıl pırıl bir canlı ve inanılmaz yeteneklerimiz var fakat farkında değiliz. Birisinin o bam teline dokunup o yetenekleri oradan çekmesi ve seni uyandırması gerektiğini evet, düşünüyorum. Katılıyorum. Bana böyle hocam. Oldu aslında tam da tabiri caizse. Sonrasında gerçekten de bir baktım kendim işte böyle konserlerine koristim ben ama. Şimdi beraber çok konser yaptığımız arkadaşlarımız hep dediğiniz gibi spor spikerli, haber müdürlükleri falan yapıyor. Ben de bir ajansa gittim naçizane o dönemlerde. Ajansa dedim ki ben seslendirme yapmak istiyorum falan. Şöyle bir baktılar dediler ki yani seslendirmede para yok. Türkiye'nin şeyi yani. Maalesef yok. Maalesef yok. Dedim ben yani yapmak istiyorum para için değil. Dediler ki ha tipim var falan. Yok dediler ya siz Necati Şaşmaz'ı seslendiren Kurtlar Vadisi'ndeki o gür sesli arkadaşı tanıyor musunuz? Hiç gördünüz mü? Şu kadarcık bir şey dedi. Yani buradan da tabii kendisinden çok özür kesinlikle, diliyorum ama. Kesinlikle. Öyleymiş ben görmedim. Çok farklı şeyler var. Evet öyle mi? Yani küçücük boyu var evet. Ama dev gibi bir sesi var. Dev gibi bir o zaten çok. Pavarotti önemli. Gibi sesi var. Yani, gerçekten bunları gördüm seslendirmede. Yani bu yeri gelmişken sizin de gerçekten dev gibi bir sesiniz var. Gerçekten. Onu da hani buradan söylemeden geçemeyeceğim açıkçası. Evet, evet, bu arada evet. Ben de duyuru yapayım. Ben de işte yeni albüme başlıyorum yakında. Benim normalde 4-5 tane, 5 herhalde mesela. Unuttum. Bu kadar olunca. Ben belli sürelerde çünkü sahnelerden fırsat bulup biz albüm yapmaya gerçekten zamanımız yok. Bir de ticaretle uğraşıyoruz dediğim gibi. Albüm yapamadık. Yapmaya zamanımız olmadı. Şimdi işte iyi bir çalışmaya başladık. Yaklaşık 3 şarkı olacak. Birbirinden güzel şarkılar. Malum çıkartmama nedenimiz de söyleyeyim. Hani artık hocamla daha önce biz program öncesinde de konuştuk. İşte artık 85 milyonun 60 milyonun albümü var. Yani bizim ülkemizde. Albüm evet. Yapmayana kız vermiyor. Yani evet. Onun gibi bir şey oldu. Artık herkes albüm yapıyor. Yani tabii yapma diyemezsin. Herkesin hakkı bu yani. Sonuçta güzel programlar var. Sesi süzüyorlar. Güzel bir şekilde albümü yapıyorlar. Herhangi bir şey demiyoruz. Ama gerçek sanatçılık sahnede gösterilir. Sahneye çıktığınız zaman sanatçı olduğunuz, kim olduğunuz ortaya çıkıyor açıkçası. Biz de sahnede 24 yıl, 25 yıldır kalıyorsak eğer, fena değiliz diye. Estağfurullah. Eğiliyorum önünüzde saygıyla. Ya onun için biraz geciktirdik albümü. Şimdi artık güzel bir iş yapalım dedik. Bu para kazanmak için değil. Bu tanınmak için de değil. Bu benim kendi öz zevkim için yapmak istediğim evet. Bir albüm.
güzel sanatçılık sizin aşkını. Kesinlikle. Evet. Yani şarkı söylemek kendince bir zaten aşktır. Aşk olmasa bravo, yapılmaz. Benim 4 yaşına yaklaştı işte, 3,5 yaşında bir kızım var. Allah bağışlasın. Beraber onunla düet yapıyoruz. Ay ne güzel. Geçen gün sahneye çıktım, mekana götürdüm. Mikrofonu aldı. Dedi ki senin şarkına playback yapacağım. Buradan Ayya'ya selamlar, öpüyorum Ayya'yı. Yine Mrs. Yılmaz yetişiyor. Evet. Evet, çok yakında. Yani. İnşallah. Ve inanılmaz kulağı var. Annesi de jimnastik hocası. Yani ya sporcu olacak ya sanatçı olacak. Ama güzel bir şey olacak kesin. Eskiden var ya. Evet. Ya topçu ya popçu. Ya aerobikçi. Aynen öyle. Müzisyen. Güzel. Evet. Bir şarkı söyleyelim mi? Tabii. Hazırsan sonra muhabbeti devam edeceğiz. Tamam. Özleyeceğim diyelim. Yeah.
gün yollarını gözleyeceğim, özleyeceğim, özleyeceğim. Her gün yollarını gözleyeceğim. Muhteşemsiniz, harikasınız. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun. Az Hanım, çok özür dilerim sizin hani şey yapmış olmayayım ama bu hocam özür dilerim, bu ses Bülent Ersoy'a çok benziyor ya. Hani ben de bunu yani, söylemek istiyorum hani, gerçekten. Sorumuzu almış gibi olmasın evet, ama. Ben şu anda yani, düşünüyordum hocam şöyle, acaba kime benziyor diye. Sanki duymuşum hani onca bir sanatçıdan bu sesi. Çok renkli, çok karakterli bir ses. Farklı bir ses ya. Şöyle söyleyeyim, ilk sanata başladığım yıllar 95'ler falan. Daha 14-15 yaşlarında olduğum dönemlerde çok Zeki Müren dinliyordum. Zeki Müren taklidiyle başladık. Taklit ederdim Zeki Müren. Yani onun gibi okumaya çalışırdım. Sonra yaş 20'ye yaklaştığın zaman, işte ben 18 yaşında bir albüm yaptım. İlk başladık. Yaş 20 falan olduktan sonra zaten konservatuar yılları başladı. Yine çok dinlemekle diyeyim. Hani Bülent Ersoy, Zeki Müren, Adnan Şenses, sonra Devran Çağlar, rahmetle anıyorum onu da, Adnan Hoca'yı da. Çok dinlemeyle biraz aslında ses benzerliği demeyelim mi hocam? Evet. Tarz benzerliği. Ama rengi de benziyor. Renk de işte demek ki bilmiyorum. Rengini daha çok benziyor. Belki o da devamlı okumakla alakalı olabilir, evet, bilmiyorum. Evet. Belki hani ses telleri, yalancı ses telleri diye bir şey vardır. Gitgide biz de dinleyelim ya. Mesela biz de Cüneyt Arkın'ı izleyerek büyüdük ama. Hocam var mı? Ufak bir taklit var mı hocam? Benim mi? Evet, Cüneyt Arkın. Tabii Allah rahmet eylesin. Biz de hepsine, bütün ebediyete intikal eden büyüklerimizi, üstadlarımızı saygıyla, rahmetle anıyoruz ama inanın hani benim o zaman oyuncu olacağım bile belli değildi ki. Yani ben şöyle birkaç tane mutlaka kesinlendim isimler olmuş olabilir sonradan. Bu işe başladıktan sonra. Öyle de çok ilginç bir anı oldu. Yani biz de hani televizyonda seyrettiğimiz o Muhteşem Yüzyıl seyrediyorduk biz. O anki arkadaşlarımız da o aşk dizilerinde kendilerimizi buluyorduk. Sonra benim de bir anda böyle hani o hikayeyi anlatırım Ersan Bey bitirdikten sonra. Bir anda kendimi setlerde buldum. Aslında öyle bir hazırlığım olmasına bile vaktim olmadı. Hani siz dediniz ya, piyasadayım zaten şu anda, aslında ben aktif olarak zaten sahne alıyorum. Dolayısıyla diğer hani artık albüm eskiden herkesin 90'lı yıllarda, hatta 2000'lerin başında tek hedefi, ideali albüm yapmaktı. Şimdi artık sahne, çünkü hani albüm yapsanız ya da single çıkarabiliyorsunuz en fazla. Bu arada sizin az önceki galiba klip parçanızdı. Doğru mu hatırladım? Hayır, özleyeceğimi klip çektim. Çok hareketli, çok güzel bir parça. Kendi şarkılarıma klip çektim daha çok. Ha, okey. Bu şarkıya çok güzel klip de olabilir yani. Gerçekten öyle. Bu şarkılı, bu şarkını, bu albümü, okuduğum albüm 2013. Kaç sene oldu? 10 yıl. Şimdi artık bir yenisinin olması gerekiyor değil mi? Vaktidir. Vaktidir. Şimdi bile en son çektiğiniz klip? En çok çektiğim İnadına Aşk, Sen ve Ben çekmiştim galiba. Şimdi hatırlamıyorum, o kadar çok. Onlar daha mı eski izlediklerimiz? Yok, 2013, hepsi 2013, 2014, okay, 2015 okay. Civarlarında çektiğimiz klipler. Toplam o albümden 3 ya da 4, ben eledim Çanakkale'de Atatürk için çektiğim bir klibim var. Çok güzel bir klip oldu. Onu özellikle izlemeyi çok istedim. Ve Türkiye'de şöyle söyleyeyim, Atatürk'ün sesini şarkıya koyan herhalde tekimdir. Evet. Belki. Kenan Doğulu'nun o hani 10. yıl marşında falan var ama onlar zaten marş. Yok, yani o marş. Benim şarkının içinde onun sesini kullandık. Şey. Muhteşem bir şey. Yani o da değil, benim için değişik bir şey oldu işte. Gerçekten öyle, inanın. Ben belki şimdi burada doğma büyüm olmadığı için belki ben kaçırmış olabilirim. Çünkü çok sanatçı var, çok oyuncu var. Ama Kaan Bey bilir. Kesinlikle. Yani ben de sizin şarkı söylediği zaman gittim yani, düşünüyordum hangi sanatçı benziyor yani. Evet, evet, o bizim evet, evet. İldiz sanatçılardan birisini, ses çok yakın benziyor, çıkaramadım maalesef, o kadar var. Ama belki Kaan Bey buldu sesini, buldum. Kime benziyor. Zaten ben biraz araştırma da yaptım gelmeden önce. Veliahtım dediği doğru mu? Evet, doğrudur. Yani Bülent Ersoy'un kendi açıklaması var zaten. Ve tek veliahtım diye lanse etmiş. Evet. Benim için çok büyük şeref. Gerçekten yani öyle büyük bir diva diyorum. Onu çok seviyoruz. Buradan selamlarımız olsun.
Çok yani seviyoruz gerçekten. Selam gönderiyoruz. Bülent Ersoy'un onu değerli söylemesi benim için bir şerefti. Bu da yaklaşık yine 7-8 yıl oldu. Bir konseri vardı. Günay. İsmi vermeyeyim mi gerçi? Ağzımdan kaçtı mı? Olsun. Herkesin bildiği malumuz. Herkes biliyor zaten. Orada program varken kendisini izlemeye gittik. Evet. Yani çok değerli bir büyüğüm Muammer abimle. O da çok büyük bir gazinonun işletmecisiydi. Beni o götürdü kendisini izletme. Ben çok sevdiğimi bildiği için Bülent Hanım'a gidelim dedi ve izledik. Sonra masamıza geldi. Çok büyük şereftir. Sonra ben sahneye çıktım. Okudum. Ondan sonra ayol dedi tıpkı ben. Demek oldu yani Kaan Bey söylediğine gerçek. Ama iyi olarak yorumlaması çok güzel. Hani tıpkı ben ama bravo tek veliahtım. Hani çok gurur verici çok bir şey. Çok korkuyordum inanın kendisinden. Yani insan öyle düşünüyor açıkçası. Gördüğün zaman böyle ne yapacak? Hani öcü değildir kesinlikle. Çok tatlı bir insan ama. Ama beni yok eder mi ortadan kaldırırım diye. Televizyonlar Bülent Hanım'ı çok yanlış tanıtıyor aslında. Evet. Çok sert. İstediği gibi tanıtıyor maalesef. Mesela bunu ben Erol Büyükpuruş'ta da yaşadım rahmetli. Allah rahmet eylesin. O benim için çok üzücü de bir an. Onu anlatayım zamanımız varsa. Ben onun, bir arkadaşım onun gitaristi. Ya Ersan'cığım biz dedi, ben Beylikdüzü'nde oturuyorum. Ben dedi Erol Büyükpuruş'a çalacağım. Gelsene dedi konsere. Tanışmak için vesile olmuş. Ya dedim gelmez olur muyum? Gittim. Bizi sağ olsunlar işte program başlamadan önce alttan aldılar VIP'ye. Orada kendisiyle tanıştık. Ya inanılmaz bir bilgi birikim. Bir başladı Amerika'dan. Massachusetts'ten girdi. İşte Alta Gracia'lar falan her şeyi anlatıyor. Çok güzel rock'n'roll söylerdi. İnanılmaz. Ya inanılmaz bir kütüphaneyle konuştum ben yani. Gerçekten kütüphane konuşuyor. Yani İngilizce şarkılar literatüründe geliyor. İnanılmaz. Pop, rock'n'roll, her rock. Şeyi biliyordu rahmetli. Yani her mesela ben Nevşehirliyimdir. Orada bozlak kültürü Neşet Ertaş vardır. Evet. Şimdi ondan başladı. Caz müziğine geçti, blues'a geçti. Kendini hepsini anlatıyor. Yelpaze, evet. Engin bir denizcesine. Evet, evet. Kendini ama malum televizyonlar işte onun bağırması var ya işte saksı değilim ben filan. Maalesef. Onu gösterdiler. Magazin. Öyle bir insan değildir. O kadar tatlı bir insan. Belki de isyan onaydı zaten. Hani kesinlikle. Benim altyapım çok, background'um çünkü çok dolu. Çünkü hiç ama bir bilgi birikim olmayan işte belki de cebinde parası olup da oraya oturmuş jüri konuşuyor. Daha gencecik çocuk 70 küsur yaşındaki Erol Büyükpuruş susuyor oturup onu dinliyor. Ya onun konuşması lazım. Ben konuşacağım diyor. Ben diyor Türk müziğini diyor, pop müziğini diyor Türkiye'ye ilk getiren adamım dedi. Bu yanlış bir şey değil ve ilk Türk pop müziğini yapan insan Erol Büyükpuruş. Popüler yani. Müzik. Evet. Bu çok Elvis Presley'in de çok etkisinde kalmıştır ama değil kesinlikle mi? Kesinlikle kıyafetli giyimi. Hep o tarz, o imajla ve yakın da. Evet. Ve beceri de biliyor hani güzel de gitti. Evet. Bir hafta sonrasında televizyonu bir açtım. Rahmetli olduğunu duydum. Bir hafta sonra sadece. Ya. İnanılmaz bir şok. Neredeyse son siz görüşmüşlerden bir tanesi oldunuz. Ben umutsuzluk getirdim diyorum. Yok yani. Estağfurullah. Gerçekten yani, keşke görmeseydim de yaşasaydım. Yani onu rahmet kimse bilemez. Kendine benim arka sokaklar söyleme gibi olmuş. Allah rahmet eylesin diyelim. Güzel bir anı olarak kalmış olması gerekiyor bu durumda bence. Kesinlikle güzel bir anı oldu. Bir şans olarak nitelendirmek gerekiyor. Ama zaten şöyle de diyorsun. Keşke de umut vardır hayatta da. Ya evet. Keşke daha önce tanısaydım. Ellerini öperdim onu. Yani öyle bir sanatçıydı. Biz kıymet bilememişiz. Yani halk olarak kıymet bilememişiz. Bizim böyle şeylerimiz aslında Ersan Bey'in dediği gibi de var. Yani hani dedim ya az önce de. Aslında baktığınız zaman belki henüz daha böyle benim hani hedefim, idealim aslına bakarsanız Türkiye sınırlarını da zorlamak. Yurt dışına açılmak. Zaten genelde rollerim hep yabancı roller oluyor bu durumda. İşte Rus olur, İngiliz olur, Amerikalı olur. Türk'ü çok ender oynuyorum. Fizikten benziyorsunuz hocam. Evet, bizde de göçmenlik var çünkü. Herhalde ondan. Ben soracaktım aslında. Evet. Artvinli değilim. Artvin'de askerliğimi yaptım ben. Evet. O yüzden çok seviyorum. Buradan Artvinlere de selam olsun. Hatta tekrar gitmek istiyorum. Gerçekten Artvin halkı çok, askeri de çok seviyor. Çok da misafirperver. Oradaki anılarımı, onu askerlik dahi olsa, tabii burada askerlik anılarına girmeyeceğim programda ama o anılarımı umursamıyorum. O halkın, o insanların davranışlarını. Sağ olsunlar. Bizim de gene işte
Makedonya, Bulgaristan, işte Balkanlar. Bulgaristan, sizin gibi. Benim düşündüğümüz. Hep oralardan bir şeyimiz mevcut. Yakışıklılık, karizma. Estağfurullah. O sizin sahne ışığınıza karşı efendim lütfen utandırıyorsunuz. Ama şunu da söyleyeyim, eşiniz çok şanslı. Ay, sadece fizikken değil. Ruh olarak da mükemmel bir insansınız. Gerçekten çok sizden aldım elektriğe. Fotoğrafları baktım ben, birkaç tane videoda izledim. Kaan Bey'in eşi de çok güzel bir bayan. Çok güzel çiftler yani. Ama yeni evlendiğinizin ona şey yani bilmiyordum. Evet, yeni. Hocamız sahnemizi aldı. yeni evlendikleri için dans müziği yapacağız. Ben istedim yani eşin beraber gelmesini istedim de demek şey olmadı müsait. Aslında benim hocamdı, tiyatro hocamdı. Aslında diksiyon hocamdı. Diyorum ya bende eğitim bitmiyor, eğitimler hep devam etti bende. Evet, meslektaş. O da sağ olsun 8 sene devlet tiyatrolarında oyunculuk yaptı. Maşallah. Fakat şimdi belediyede, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yöneticilik devam ediyor, ettiriyor. 8 senedir orada. Öyle bir ışığımız, enerjimiz, aynı zamanda dediğiniz gibi meslektaş durumu da söz konusu. Öyle bir kısmet oldu, nasip oldu. Ne güzel. Biz, yani sizin aile böyle bu şekilde, eşiniz de siz de. Çok yani, teşekkür ediyorum o sizin güzel bakışınız, güzel iltifatlarınız. Teşekkür güzel ederim ben de. İşte bir tane şarkı daha alalım, sonra böyle devam edelim. Güzel zaman, sesiniz bir... Albümden kendi söz ve müziği bana ait. Öyle mi? Evet, İnadına işte şimdi. İnadına aşk. Çoğu insanın beni o şarkıyla tanıdığı şarkı, güzel şarkımdır. Bravo. Hadi bakalım, inadına aşk diyelim. Hadi bakalım. Dün akşam seninle bir sevdanın içinde boğuldum. Adını kalbime yazdım, ölesiye yoruldum. Bırakıp da gidersen, acımadan silersen, ölmekten beterse yaşatma. Bırakıp da gidersen, acımadan silersen, ölmekten beterse yaşatma. Canımın içi sevgilim, İnadına aşk diye yenik düşen kalbime, İnanmadım sevgime, sevdim elimde değil, seviyorum, özlüyorum, ağlıyorum, hasretin bir kor içimde, canımın içi sevgilim, seviyorum, özlüyorum. Ettiğim duanın, el açtığım semanın sonunda
seni veren Allah'ım bizi bizden ayırma. Yalvarırım ne olur, gözyaşlarım sen olur. Bin kez ölsem yine de tek arzum. Yalvarırım ne olur, gözyaşlarım sen olur. Bin kez ölsem yine de tek arzum. Canımın içi sevgilim. İnadına aşk diye yenik düşen kalbime, inanmadım sevgime, sevdim elimde değil, seviyorum, özlüyorum, ağlıyorum, hasretin bir kor içimde, canımın içi sevgilim. Seviyorum, özlüyorum, ağlıyorum, hasretin bir kor içimde, canımın içi sevgilim. Bravo. Çok teşekkür ederim. Gerçekten bravo. Çok teşekkür ederim. Yani inanın ya. Ki diken diken oluyor. Sesi gerçekten muhteşem. Hani gerçekten bugün çok mutluyum. Böyle bir sanatçı, böyle bir oyuncu. Yakin böyle tanışmak. Gerçekten enerji çok yüksek. Demek ki böyle üçümüz bir araya gelmemeliydik. Demek ki hep evet, birazdan şimdi birkaç saniye reklama giriyoruz. Değerli izleyicilerimiz ayrılmayın. Reklamdan sonra devam ediyoruz. Bu güzel sanatçı ve bizim güzel bir oyuncumuz. Daha çok muhabbetimiz var, daha çok sorularımız var. Güzel daha şarkıları. Daha başlamadık, daha girmedik bile lütfen. Evet. Reklamlardan sonra. Sakın ayrılmayın. ...1991'den beri Sivas'ın değişmeyen kalitesi Kangros, yeni şürün yelpazesi ve herkese uygun ekonomik fiyat politikasıyla sizlere hizmet vermekten gurur duyuyor. İster toptan, ister perakende, fiyatsa fiyat, kalite ise kalite, hizmetse hizmet. Sizleri Toptancılar sitesindeki şubemize bekliyoruz. Kangros'a uğramadan karar vermeyin. Kangros Market, toptan fiyatına perakende alışveriş. Adres: Gültepe Mahallesi Toptancılar Sitesi, İmren Sokak, numara 1 Taksim'e. Ulusal boya markası Laçin Boya. Adres: 1. Organize Sanayi Bölgesi 80. Yıl Bulvarı numara 98. Telefon: 0346 218 12 37.